Balkanlara İslam Osmanlı ile girdi. Şöyle veya böyle. Yani kendine kadar Müslümansa gittiği yerde ancak o kadar yapacak, o kadar örnek olacak. Öyle ya, fazla olacak hali yok. Daha evvel bir tek Arnavut Müslüman yoktu. Misal Pomak Müslüman yoktu yani Bulgar asıllı. Macar yoktu. Macar Müslüman yoktu. Sırp Müslüman yoktu. Hepsi bugün Boşnaklar, işte Bosna Hersek'te İslam olmalarını Osmanlı'ya borçlular. Yani söz olarak söylüyorum. Kabul etmezse etmezler işte. Nitekim Sırplar, Hırvatlar etmemişler. Onlar da Sırp asıllı olduğu halde Bogomil mezhebi diye bir mezhepten onlar etmiş. Kimden tanımış etmiş? Niye daha evvel İslam Osmanlı oraya gitmeden 1000 senedir var? Osmanlı oraya 500 sene evvel gitmiş. 900 senedir var. Niye olmamışlar da Osmanlı gidince olmuş? Mesela. Değil mi? Kıbrıs'a götüren kim? Dünyanın dört bucağına yayan kim? Prevezeleri bilmem şunları bunları andıra dörgyalarla filan yapan kim? Hep Osmanlı. Nerede Arap? Arap Peygamber'in günde, Ebu Bekir'in, Ömer'in günde. Ondan sonra biraz Beni Ümeyye'nin zamanında fikri siyasi bakımdan aşağıda. Fakat siyasi şey, askeri güç olarak sağa sola seferler. İşte Endülüs Emevileri, mesela İspanya'da Müslümanlar. Araplar sayesinde Müslüman olmuş. Çünkü Arap Müslümanlar, Beni Ümeyye'den işte kaçan bilmem kim, Abdullah bilmem ne veya Abdullah kim filan, işte gitmiş orada Endülüs Emevi Devleti kurmuş. Yani Kuzey Afrika'daki Müslümanları örgütlemiş. Efendim, Tarık bin Ziyad onlardandır. Kuzey Afrika'da Arap değil. O adam şey, ne derler ona? O, Afrikalı Tuvarek. Tuvareklerden. Çok çetin bir kavim, öyle çok kavmi, savaşçı. Ve bildiğiniz gibi askeri çıkarıyor, gemileri de yakıyor. Diyor, ya İspanya'yı alacaksınız, ya İspanya'yı alacaksınız. Yani başka çaresi yok. Ve aldılar. Asırlarca orada öyle de güzel örnekler verdiler ki, mesela o devri anlatan basılı tarihçiler var, İslam tarihçileri var. Diyorlar ki, bütün sokaklar Endülüs'te geceleri aydınlatılır. Elektrik yok, bilmem ne yok. Düşünebiliyor musunuz? Bütün sokaklara lambalar taktırmışlar. Hiçbir köy yoktu ki kütüphanesi olmamış oldu. Bunu ta Müslümanlar ta ne zaman gerçekleştirmişler. Yani şimdi yanlışları yüzünden hepsini çiğneyip geçmek günah. Çiğneneceği çiğnemeli, kaldırılacağı da kaldırmalı. Evet. Günah. Yani böyle düşünürse insan, böyle derse Allah ona sorar, hesabını da veremez.